Günaydın. Günaydın. Kahvaltı etmeyecek misin? Aç değilim. Nasıl, yakışmış mı? Yakışmış. Ne lazımsa alırsın. Her şey bitti. Benim olan her şey onun artık. Düşünebiliyor musun Neriman? Ben burada üç kuruşa muhtaç, sefil düşmüşken o iblis benim çiftliğimde benim paramın üstüne konarak keyif çatıyor. Çıldırmamak işten değil. Şu halime bak. Üstümde paçavralar, iş yapmaktan kırılmış tırnaklarım, mutfakta bulaşıklar. Üflesen üstüme uçacak bir ev bozması. Acı nasıl bir hal değil? Fransalarda bunun için mi tahsil gördüm ben? Babam bu halimi görse eminim mezarında kemikleri sızlardı. Kemal bu hayata toz kondurmuyor ama bu şekilde daha ne kadar devam edebiliriz bilmiyorum. Bunu mu hak ediyorum? Üç kuruş kazanan bir ustabaşının karısı olup uzaktan o soykanın sürdüğü sefahati mi izleyeceğim? Kemal? Mahkeme sonucunu sormayacak mısın Kemal? Gerçi neler olduğunu tahmin bile edemezsin. Aklım almıyor. Güllü bin bir türlü dalavere çevirip davayı düşürttü. O yardakçısı olacak Orhan da bilmiyorum artık aralarında nasıl bir hesap var. Bütün varımı yoğumu onun ellerine sundu. Beni dinlemeyecek misin? Nereye gidiyorsun? Duydu mu dersin söylediklerini? Ondan mı bozuldu acaba? Duyarsa duysun Neriman. Ustabaşı oldu diye düğün bayram yapacak halim yoktu. Gözümü bağlayıp dizimi kırıp bu sefalet içinde çürümeyi kabullenecek miydim yani? Yalan mı söylediklerim? Haklısın şekerim. Sinirlerim bozuldu tabii. Bak, ne diyeceğim? Var mısın eski günlerdeki gibi büyük kulübe gidelim ha? Bir iki bir şey içer kendimize geliriz. Hı? Yok Meriman, ben gelecek durumda değilim sağ ol. Aa, hadi ama. Bak ben davet ediyorum seni. Aramızda lafı mı olur? Ben de ne zamandır insan içine çıkmıyorum. Hem büyük kulüp ne zamandır gerçek hanımlara hasret kaldı. Kırma beni, hadi. Mersin. Kadehimi davanın sonucuna, adaletin yerini bulmasına kaldırıyorum. Sayenizde. Rica ederim. Ben sadece yardımcı oldum size. Oo, demek bensiz kutlama yapılıyor. Çok kırıldım. Serap Hanım. Duydum müsbet sonucu. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Buyurmaz mısınız? Sizde ne var ne yok? Parti toplantısındaydım. Adana bölgesinden Kore'ye gidip şehit olanların ailelerine devlet yardımı teklifini görüştüm. Ne yazık. Allah sabır versin ailelerine. Şehitlik mertebesine yükselmek, vatan uğruna ölmek en büyük şeref. Ailelerini onurlandırıyorlar ayrıca. Amerika ya da Rus çıkarları için girişilmiş kirli bir savaş. Ne kadar vatan müdafası sayılırsa artık. Dikkat edin de bu söyledikleriniz başınıza iş açmasın azizim. Benim kimseden korkum yok Paşazade. Herkesin bildiği gerçeği dile getiriyorum. Hepsi o kadar. Artık dünya birleşiyor Orhan. NATO bizim bağımsızlığımızı korumamız için tek güvencemiz.
bu noktadan bakarsan vatan uğruna şehit olduklarını sen de kabul edeceksin. Affedersiniz Serap Hanım. Sizin de canınızı sıktık böyle devlet meseleleriyle. Yok, önemli değil. Hadi, sağlığınıza. Sen dönelim Halideciğim. Hayır. Onların istedikleri de bu zaten. Artık geri çekilmek yok. Hayret. Bu gece eski tanıdıklar da burada. Bu kadının ne işi var burada? Hangi yüzde insan içine çıkıyor? Hiç utanması da yok. Attıracağım onları buradan. Sakin olun lütfen. Belli ki olay çıkarmak, canınızı sıkmak için tam karşınıza oturdular. İstediklerini vermek size yakışmaz. Ben dayanamayacağım. Oh, ne güzel. Demek kutlama yapıyorsunuz ha? Ne âlâ. Zavallı abimin mezarında kemikleri sızlıyordur herhalde. Kardeşine yapılan haksızlıktan sonra. Haklısın. Muzaffer'in kemikleri sızlıyordur. Çok sevgili kız kardeşinin, katilinin karısıyla hiç utanmadan cemiyet içine girmesini görüyorsa sızlıyordur elbet. Bütün bunlar yanına kalacak sanıyorsun değil mi? Hanımlar sakin olun lütfen. Sen karışma. Rica ederim Halide, burası yeri değil. Öyle mi? Yeri değil. Gidelim Halide. Hiçbir yere gitmiyoruz Neriman. Buradan biri gidecekse o gidecek, biz değil. Bir şey kazandım zannetme. Er ya da geç, ait olduğun yere döneceksin. Adalet yerini bulacak. Adalet demek. Kocamı öldürdüler. Kucağımda çocuğumla kala kaldım. Bu kadınsa hiçbir şey olmamış gibi karşıma geçmiş içkisini yudumluyor. Sanki kocası kocamı öldürtmemiş gibi. Adalet bu mu? Yeter artık ama. Benim bir suçum yok. Ben öldürmedim senin kocanı. Var. Bal gibi var. İnsan kocasının ne yaptığını bilmez mi? Ne dolaplar çevirdiğini anlamaz mı? Yoksa senin de işine gelmiş olmasın Muzaffer'in öldürülmesi Neriman Hanım. Senin hesabımız bitti. Gidelim çok rica edeceğim. Dayanamıyorum artık. Selam Hanım. Neler yaşadığınızı anlayabiliyorum. Bir sevinci, mutluluğu yaşayamamak ne demek bilirim. Hayatta yalnız kalmanın ne demek olduğunu da bilirim. Yalnız değilim ki ben. Koskoca çiftlik canım. Anam var, oğlum var. Yalnız değilim çok şükür. Küçükken kızıma ne öğütlerdim biliyor musunuz? Ona mutlu olduğu anları küçük bir kutuya koyup saklamasını söylerdim. Bir gün mutsuz olduğunda o kutuyu açarak mutlu olduğu anları hatırlasın diye.
Hiçbir ızdırap ebedi değildir Selam. Her fırtınadan sonra mutlaka güneş doğar. Benim çok az mutlu anım oldu. Senin kadar genç, güzel, aslında hayat dolu bir kadının ileride mutlu olacağına inancım sonsuz. Şimdiye kadar başına kötü şeyler gelmiş olabilir. Ama gözlerini maziye değil, istikbale çevirmelisin. Bir dostun olarak her zaman yanında olacağım. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi geceler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.